Merhaba arkadaşlar. Yine Platogon uygulaması ile ilgili bir video ile karşınızdayız. Bugün de arkadaşlar nasıl film çekilir ya da çizgi film oluşturulur ya da animasyon yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Sırasıyla tıklayacağız zaten. Sonra buraya tıklıyoruz. Buradan size göstereceğim. Daha önce biraz aklımda bir şeyler düşündüm. Mutfakta olsunlar istiyorum. Karakter çok yok zaten. Benim yaptığım karakter var. Sonra ve onların kendi verdikleri karakter var. Şimdi bunların yerlerini ayarlayacağız. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzelttim. Şimdi bu yerleri ayarlayacağız. Buraya üzerine geldiğimiz zaman bize zaten nereye yerleştirmek istediğimizi soruyor. Bu yerde bulunsun. Zaten olduğu yer güzel. Burası da Lizzie için güzel bir yer. Şimdi arkadaşlar onların diyaloğunu yazacağız. Lizzie nasılsın, ne yapıyorsun gibi bir şey sorabilir. Onu nasıl yazacağız? Mesela şimdi deniyorum. Nasılsın diye önce yazıyorum. Buraya tıklıyorum. Ha, karakteri seçmemişiz arkadaşlar. Gülümseyerek desin istediğim için böyle yapıyorum. Ne yazmasın? Çok değişik olmadı ama daha güzel olabilirdi. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Ne? Aa. Yani hani İngilizce'de C harfi S gibi okunduğu için mesela C kullanabiliriz. Ne yaz? I yerine de E'yi kullanırsam İ diye okunduğu için belki güzel olur diye düşünüyorum. Ne yaz? L'yi normal yazıyorum. Sonra yine T. T diyorum. S. Yerine kullanacağım C. Tekrar E ve N. Şimdi burada kullandığım harfler NA diye yaptım. Biraz uzun söylüyor. S yerine bunu kullandım. I yerine E'yi kullandım. L'yi normal. Diğerlerinde aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi dinleyeceğiz. Nasılsın? Sanki daha güzel oldu. Bu şekilde ayarlıyoruz. Sonra tekrar diyalog diyoruz. Ece'yi seçiyorum bu sefer. Şimdi iyiyim, sen nasılsın diyecek. Bu yüzden yine E harfiyle başlayacağım. Ama yine normal halini yazalım. İyiyim. İyi. Şuraya tekrar. Şimdi dinliyoruz. İyiyim, sen ne yazmasın? Bu da pek bir sıkıntı olmadı ama şu iyiyim kısmı şey oldu. İyi yerine yine E'yi kullanıyorum. Şimdi söylesin.
Ay ay sen ne yazmasın? Şurayı normal yapalım. Ay yiyelim sen ne yazmasın? Bakın böyle düzenlemeler yapıyoruz. Daha da düzgün oluyor. Yani değişiklikler oluyor. Hep aynı yazdığınız gibi kalmıyor. Çünkü oynamazsanız, harflerin yerini değiştirmezseniz olmuyor arkadaşlar. Yani Türkçe olmadığı için olmuyor. Ve siz de şöyle bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz yorumlara yazarsanız sizin için yaparım. Bir liste yapın arkadaşlar. Oraya mesela yani demeyeyim de alfabedeki bütün harfler Türkçesi ve İngilizcesi şeklinde yapabilirsiniz. Veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Türkçe harflerin İngilizce'de nasıl ses çıkarttığını yanına yazabilirsiniz. Bu şekilde metninizi oluşturabilirsiniz. Yani animasyonunuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baştan dinleyelim. Nisosin. Ay yiyelim sen ne yazmasın? Şimdi tekrar diziye geçiyoruz. Ne oldu? Ha. Üste tıkladığım için oraya geldi. Şuraya tıklayacağız eğer altına gelmesini istiyorsak. Neyin altına gelmesini istiyorsak oraya tıklıyoruz. Herhangi birine tıkladığımız zaman o bunun altına buna tıkladık ya bunun altına geliyor mesela. Daha yeni de buraya tıkladığımız için bunun altına geldi. Şimdi tekrar tıklıyorum. Ve buraya da Lizzie'yi seçiyorum. Ben de iyiyim. Ama acıktım desin. Ben ayıma merak. Ben ayıma merak. Acıktığımı söylemiyor. Tekrar söyleyeyim. Ben değil de söylemiyor. Mesela bunu da hemen düzenleyeceğim. Ben de nasıl yapabilir? Ben de des. Ben de ayıma merdim. Tamam. Oldu. Bir anda ayağı yılmamı attım. Bir anda yılmamı attım. Bir anda yılmamı attım. Mesela buraya da yazdım iyiyim diye ama bu şeye göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela burada birinci yerde, burada birinci yerde ama burada değil. Burada ikinci kelime iyiyim olduğu için değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Uzatmanız gerekiyor, kısaltmanız gerekiyor. Bunu da ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ama doğru söylüyor. Acıktığımı söylemiyor. Yerine şey kullanalım. Mesela A yerine I kullanabilirsiniz. Şu
Şuraya yine E kullanayım. Bien de ima merktim. Bakın oluyor mesela. Ama acıktım diyor. Şurayı uzatması için boşluk koyabilir miyiz acaba? Uzar mı? Ya da nokta. Bien de ima merktim. Olmuyor. Yani aranın bir şeyi olmuyormuş. Noktaya koyalım. Bien de ima merktim. Mesela böyle birazcık daha iyi oldu. Tekrar diyaloğa tıklıyoruz. Süremiz çok az kaldı arkadaşlar. Buraya da yazacağız ki işte ben sana hemen hazırlarım desin mesela. Gibi böyle gidecek arkadaşlar. Neyse. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.